Mehmet İhsan Soysal, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Biyometri Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Ee, 1975 yılından beri bu tarım ve hayvancılık dünyasının içindeyiz. Ee, bu temel olarak e, bio çeşitlilik, tarımsal çeşitlilik, biyometri ve genetik dallarında çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda da bu bölgemizde yürütülen birkaç proje var. E, hayvancılık üzerine mesela halk elinde Anadolu mandaların ıslahı, halk elinde Karıcı Bey merinosu ıslahı gibi projelerde proje liderliği de yapıyorum. Yani bu tarımsal mirasın içindeyiz. E, 1987 yılından beri de e, Namık Kemal Üniversitesi'ndeyim. Ondan önce başka üniversitelerdeydim. E, tarım teşkilatlarında çalıştım. Sanıyorum şimdi esas konumuza geçebiliriz. Başlıkta da dendiği gibi Introduction of agroheritage concept into higher education agenda for raising awareness and the capacity of future agriculture for conservation of this heritage. Bu kelimelerin bende uyandırdığı anlam özellikle tarımsal mirasımızı korumakla ilgili işlemlerdi. Eee esas itibariyle çalışma konu anlatımım dünyada hayvansal üretim, Türkiye'de hayvansal üretim. Ya bunun içinde de ee, birçok e, algıda seçicilik zaafına cevap veren unsur genelde bu göçebe tarım vesaire bu anlaşılıyor. Ama biz e, agroheritej dediğimiz zaman her türlü e, geçmişten aldığımız mirası algılıyoruz. Bunun için önce de dünyada üretimin bir durumuna bakmakta fayda var. E, görmüş olduğunuz gibi farklı gıda türlerinden bir birim üretmek için gerekli arazi burada verilmiş. Bakın hepsi şey için oldukça fazla araziler gerekiyor. Kuzu oğlakta niye bu kadar gerekiyor? E, tarımsal mirasta en önemli geçmişten tevarüs ettirdiğimiz bunlar. E, çünkü geniş mera alanları gerekiyor. Bu mirasın geniş mera alanlarını yok ettiğimiz zaman bu üretim daraldı. İşte burada gördüğünüz gibi mevcut e, üretime bakalım ve ona göre bir yorum yapalım. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi. Bakın, dünyada geçmişten beri Tavuk üretimimiz olağanüstü ölçüde artarken burada sırasıyla tavuk, koyun, keçi, damız, hindi, manda ve at üretimindeki e, görece durağan seyri görmüş oluyorsunuz. E, görmüş olduğunuz gibi e, kişi başına düşen gayri safi e, yurt içi hasılayla hayvansal proteinlerden alınan kalorilerin payına baktığımız zaman ülkelerin varsınlık durumuyla bu hayvansal protein alımlarının arttığını görüyoruz. E, o nedenle e, tüketilen hayvansal protein bir bakıma refahın ölçüsü olarak addedildi. E, bu, bunun önemini anlatmak için bu grafiklere yer vermek ihtiyacı duyduk. Gıda ve tarımdaki hayvancılığın rolüne gelince e, biliyorsunuz hayvansal üretimin genel e, gıda ve tarımın payları çevre unsurları, hayvansal üretim, gıda güvenliği, e, bitkisel üretim, balıkçılık ve tarımda yatıyor bütün bunlar. Önemli olan bunlar insanlara bir gelir sağlıyor. Bu gelir sağlamanın yanı sıra e, görmüş olduğunuz gibi çeşitli hizmetlere yan tesirler yapıyor. Şöyle bir cümle kullansam doğru olacak. Hemen hemen ulusların dillerinde mal, mülk, animal e, ya da investment kelimesi eş anlamlı olarak kapitali temsil ediyor. Yani e, tarihsel miras boyunca hayvancılık, e, bu arada tarımsal üretim, Varsılığın en önemli ögesi ola geldi. Bu yararların hepsi şurada bahsettiğimiz gibi bunlardan bir tane örnek olarak küçük hayvansal üretimi aldığımız zaman bunların hepsinin insan sağlığıyla, hayvan sağlığıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Ama benim burada vurgulamak istediğim, tarımda hayvancılık, bitkisel üretim, çevre bunlar birbirinden ayrılamaz nitelikte. Şimdilerde artık insanlar tamam tarımsal üretim, toprak yönetimi, çevre konumu, beraber gitmek zorunda yani biri öbürüne fedakarlık etmek zorunda değil birisini ön plana almamıza gerek yok en önemlisi de tarım özellikle hayvansal üretim kadın iş gücüne önemli bir istihdam alanı da sağlamakta buradan yola çıkarak dünyadaki üretim düzeyine baktığımız zaman gördüğünüz gibi sığır oldukça fazla yaygınlık gösterdi tarımsal mirasta evcilleştirme tarihinde elinizdeki sunu programını incelediğim zaman evcilleştirmenin de anlatıldığını görüyorum. O kısımları zaten benim sunudan çıkarmıştık. Burada şu okun gösterdiği yerde Türkiye verimli hilal denen bir yerde Mezopotamya'yı da kastedin. Sığırın da özellikle keçi ve koyunun evcilleştirme alanı bunlar görünüyor. Dünyada üç evcilleştirme alanından bahsediliyor. Birisi Indus Nehri civarında Hindistan birisi Ant Dağları'nda işte Alpakalar ve birisi de buraya. Yani tarih boyunca bu evcilleştirme ve bu hayvanların kıtalara dağılması böyle oldu. Yeni keşfedilen kıtalara da gitti tabii. Manda gördüğünüz gibi e, Güney Batı Asya'da yoğunlaşmış. E, koyun ise görmüş olduğunuz gibi iklimsel özelliklerine baktığımız zaman Çayırmere alanlarının bol olduğu alanlara inhisar etmiş. Keçi özel bir yere sahip hayvansal üretimde. Çünkü Hayvansal üretimin bir tanımı da şu. İnsanlar tarafından değerlendirilemeyen ürünleri insanların e, yararlanacağı ürüne çevirmek. E, önce e, bu, bunların içerisinde tabii ki bitkiler önemli yer tutuyor. Gene burada bu dünya grafiğinde dünyadaki e, solda okuma anahtarında gördüğümüz gibi e, kırmızılık e, kilometre karede 2016 yılı itibariyle koyunların kesafetini gösteriyor. Bakın ee, Avustralya'nın ancak belli kesimlerinde meşhur Merinos e, e, yoğunlaşmasına karşın bu bölge Avrupa Asya hele İngiltere bakın bu açıdan baktığımız zaman kıpkırmızı yani koyunculuk orada çok önemli. Yunan endüstrisi orada başladı. E, bu hala da önemini sürdürüyor. Sığır varlığımızda gördüğünüz gibi gene <laughs> evcilleştirmenin olduğu yerler ve onların civarlarında yaygınlaşmış bulunuyor. Şimdi buradan bu hayvansal üretim tiplerine geçmek istiyorum. Her yazar kendi bakış açısına göre birden fazla tipe ayırabilir. E, ama genelde günümüzde en çok belirtilen hayvancılık sınıflama biçimi yani kültürel mirastaki değişme iki tip. En çok şu tabir kullanılıyor: entansif hayvancılık. Bu intensif yoğun kelimesinden türeyen bir şey. Burada kastedilen şu. Doğal işte binlerce yıl önceki hayvancılık biçimine nazaran daha çok makine yoğun, emek yoğun bir kullanım şekli. Bazen ben şu benzetmeyi yapıyorum. Bütün hayvanlar insanların değerlendiremediği otları yiyip insanların için yararlı olan et, süt, yün, yumurta vesaireye çevirecek. E bu açıdan baktığımız zaman ot olacak, i̇şte yani çayır mera olacak. Şimdi ya hayvanlar otluğa gidecek ya da otlak hayvanların ayağına gelecek. Entansif üretim dediğimiz bu. Zamanı geldiği zaman bu otları bi biçmek, bunları silolamak, yani turşulamak, turşu yem diyoruz biz ona. Veya naylonlara sarmak ya da e, otları kurutmak, kışın e, bunlara vermek. Bu, ama ekstansif olan da e, daha ziyade otlak alanları aramak, bulmak, gitmek var. Evcilleştirme tarihinde hocalarımız anlatmışlardır işte avcılık dönemi, diğer dönem. Ve orada görüldüğü gibi <laughs> önceleri insanlar avlanarak, daha sonra çiftlik civarındaki alanlarda çevreleyerek, daha sonra da özelleşerek koyunculuk, sığırcılık yönünde bir yetiştirme biçimi benimsedi. İnsanlar hangi özelliğe önem veriyorsa o temeldeki o özdeki hayvanları seçtiklerinden dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli ırklar meydana geldi. E, bu kimi zaman renkle alakalı, işte siyah-beyaz alaca, Doğu Anadolu kırmızısı vesaire gibi, kimi zaman da öne çıkan özelliğiyle ilgili. Buna bir önem vermek gerekirse, Ankara keçisini düşünün. Ankara keçisinin yolculuğu, e, Keşmir keçisinden farklı değil. Orta Asya'dan işte Anadolu'nun, e, Anadolu'ya geçiş ve orada yerleşme sürecinde, bir deyim uygunsa yörüklerin ya da burayı yurt edinen gö göçmenlerin getirdikleri ırklar o kadar popüler oldu ki tarihçeye girmek istemiyorum. Avrupa bundan edinmek için her türlü işlemleri yaptı. 16-14. yüzyılı kastediyorum. Burada gösterildiği gibi sermaye ve iş gücü kullanımına göre de tan tanımlayabiliriz. İş gücü yoğun olana ekstansif, sermaye kullanımı sırımları verimlilik az, hayvanlar büyük ölçüde mera besleniyor. E, ee, intensif adı üstünde yoğun. E, bu sermaye yoğun. Ona göre büyük barınaklar yapılıyor, arazi kıt. Yemi hazırlayıp fabrikada hayvanın ayağına getirmek. İş gücü mekanizasyonu veya iş gücüyü gerektiren türde ve verimlilik fazla. Ve verimlilik fazla kısmında benim dalım biyometri ve genetik. Hayvanlar arasında e, daha doğrusu canlılığın ortak karakteri varyasyon. E, i̇şte ay çiçeklerine bakalım, lalelere bakalım, koyunlara bakalım, sığırlara bakalım. İrisi de var, ufağı da var, farklı renkli olanlar da var. Ama artan nüfusun e, Maltus'un önerisini e, geçersiz kılmak için insanlığın bulduğu çözüm üretim miktarını artırmak. O zaman daha yüksek verim veren ırk, ırklar ön plana çıktı. Bu özelleşme ve herkes kendini meslek edindiği zaman herkes karını maksimize etmeye çalışıyor. O zaman 2 kilo az değerli yapağı veren yerine 3 kilo 25 mikrondan az yapağı veren koyunlar yetiştirmek esas olmaya başladı. Bu ekstansif tarımın da birkaç tipi var. Tarım ve hayvancılık terminolojisinde ekstansif hayvancılık hayvanların gıda ihtiyaçlarını esas alarak meralarda otlatılmasıyla sağladığı geleneksel hayvancılık sistemleri için kullanılan bir kavramdır. Bunun karşılığında entansif hayvancılık, hayvanların barınaklarda yetiştirildiği, gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında meralarda otlatmanın rol oynamadığı, tahılla beslendikleri modern hayvancılık sistemi söz konusudur. Ama günümüzde bu artık egzegere ediliyor, şöyle deniyor. Buğday aynı zamanda insan besleme ortamı için ekmek ham maddesi. Biz onu işte hayvana veriyoruz, hayvan onu tekrar e, yani çevrimde e, verimlilik kaybı var diyor. Bu sözlerim e, modern hayvancılığı yapmayalım anlamına değil. Ama verimliliği esas alarak düşünmeliyiz. E, hayvan besleme ilgili hocalar anlatmışlardır. Yüksek verimin gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak zorundayız. Bunlar protein, enerji, karbonhidrat oyu. bu da aldığı kaba yemlerde sağlayamadı. Çünkü kaba yem dediğimizin işin içinde yonca da bir kabayım, yem, çalılıklar da bir kabayım, yem, makiler de bir kabayım Ama yonca protein içeriği nedeniyle bize et ve süt olarak protein içeriğiyle döndüğü için onu mecburen veriyoruz. Şimdi birkaç biçimde sınıflama yapılabilir dedim. burada bahsettiğimiz gibi yemle yemleme metoduna göre yaptığımız zaman otlatmaya dayanıklık. Merada otlar ekstansif hayvancılık diyoruz. Bu aynı şekilde bağlı duraklı hayvancılık olabilir. Yani e, ikisi de temelde entansif ve ekstansif tarifi ikisini de karşılıyor. Son zamanlarda bir de yarı entansif tanım, tanım çıktı. Onu biraz sonra izah ederim. Yani hayvanlar duruyor, biz onlara yem getiriyoruz. Yarı bağlı duraklı hayvancılık. Yazın hayvanlar otlaklarda, otlar kışın yeterince et olamadığından yem tüketir. Şimdi Türkiye'de ya da içinde bulunduğumuz Trakya'da büyük ölçüde ülkenin çoğunda hakim model bu. Gidebildiği kadar tırnak içinde bir ironi yeterince mera ve alan kaldıysa bu mera dediğimiz şey ayçiçeği tarımından arta kalan, buğday tarımından arta kalan anız da bir kaba yem kaynağıdır. Çünkü ancak böyle eti ve sütü ucuza mal edebiliriz. Üstelik bu hayvanlar e, nitelik itibariyle ruminant olduklarından kabayemleri, e, işte mi, Rumenlerinde yani işkembelerindeki mikroorganizmalar yardımıyla e, mikroorganizmaların kendi vücut proteinlerini oluşturuyor. O vücut protein de bize et süt olarak geri deniyor. Yani hayvan onu gıda olarak da kullanıyor. Bu burada görmüş olduğunuz gibi mesela bu resimdekiler her zaman hayvanlar böyle merada durmuyor. İşte bu yarı bağlı duraklı, serbest gezinmeli. Hayvancılık tarihçesinde, bakın şuna feedlot deniyor Amerikan ölçeğinde. uzun böyle işte ne bileyim onlarca, yirmilerce dekar arazi, hayvanlar orada geziniyor. Belli zamanlarda şu hayvanların başı istikametinde, önünde geçen yolda yem dağıtım makinesi ilave gereksinim duydukları, şu ortadaki resimde olduğu gibi kaba yemleri veriyorlar. E, bu, bu, bu model de var. Meğer, bizim ülkemizde ise, yaz aylarında buraya gidiyor, kışın kapalı duruyor. E, kışın neyi vereceğiz? Yazın biçilen, kurutulan ya da silaj yapılan kaba yemleri ona vermek durumundayız. E, hayvancılıkta bu açıdan baktığımız zaman dünya ülkelerindeki dağılımı şöyle görüyoruz. Bakın mixed, irrigated dediğimiz hem sulama var. Sulama da bitkisel verimliği artırıyor. E, sadece yağına dayalı, sadece otlara dayalı, e, sadece arazisiz üretim burada görmüş olduğunuz gibi kırmızıya bakarsak bunlar bakir araziler ama yeşil dediğimiz işte bizim biraz önce yaptığımız tanımı tanıma uygun yerler yani o tanım da şuydu e, intensif üretim de var entansif hayvancılık da var ekstensif hayvancılık da var bunların bu üç sınıflamanın dışında söylemek istediğimiz bu işlem hayvancılığın bu gelişimi olduğu zaman Biyoçeşitlilik de azaldı. Ee, burada birkaç bu FAO'nun e, yürütücülüğünü yürüttüğü. Rio de Janeiro'da 1981'de alınan yeryüzü zirvesi kararlarındaki e, nereye gidiyoruz biz? Biyoçeşitlilik azalıyor. Bize gıda ve tarım sağlayan e, temel kaynaklarımız azalıyor. İşte bitkisel üretimdeki boyutu, e, tohumculukta dışa bağımlı oluyoruz. Eski tohumlar nerede? cümleleriyle vücut bulan bakın 8800 tane ırk var bunun %7'si yok oldu ee, ırklarla bizim ne işimiz var şu işimiz var dünyanın bütün arazileri aynı konumda değil ee, üstelik bu hayvanların çoğu e, kaba yemleri yeterince değerlendirip et süt yumurtaya çeviren hayvanları eğer bir tedbir alamazsak bu 8800'ün 800 ün hepsi giderse 2-3 tane yüksek verimli tip kalırsa herhangi bir hastalık hukukunda o da gidecek. Biraz önce göstermiş olduğum grafikte tavukçuluk sayesinde en verimlilik sağlanmıştı. E, bu Buradan yola çıkarak çiftlik hayvanların hareketliliğine göre yaparsak sanıyorum daha ziyade de beklenti bu yönde. Bir göçebe hayvancılık var. E, buna nomadic herding de diyorlar. Çobanlar ve aileleri sürekli hayvanlarla birlikte hareket etmektedirler. Bir de transhumans var. Bu mevsimsel hareket. Bizim ülkemizde yaylacılık adıyla vücut buluyor. Burada dünyanın birçok ülkelerinden yayla festivalleriyle ilgili görselleri görüyorsunuz. Ancak bizde de yaylacılık azaldı. Hatta bir görsel temaşa unsuru haline geldi. Yani daha ziyade sosyal işte kırsal manzara bu hükmünü aldı. Yani üretimdeki önemlerine ve miktarlarına kastederek söylüyorum. Yerleşik hayvancılıkta hayvanlar yetiştirici veri barınakta sağladığından yem vurmak için hareket etmezler. Ee, burada e, bizim yaylacılık dediğimizin bir başka unsuru yani yazın diyelim ki Haziran Temmuz aylarında burada niye çıkıyorlar? Çünkü e, alçak köylerinin bulundukları bölgelerdeki otlar kurumaya başlıyor. E, o zaman nerede ot varsa hayvanı oraya götürüyorlar. Zaten Orta Anadolu'da bu Kastamonu, Çankırı, Doğu Anadolu'nun birçok yerlerinde, Elazığ, Toroslar'da burada bunu hala sürdürenler var. Yani e, Osmanlı döneminde de oldukça yaygınken giderek yerleşik hayata geçmiş bulunuyorlar. Mesela işte ülkemizde de bunu artık bir festival biçimine dönüştürülüyor. Gördüğünüz gibi hayvanlar yaylalara gidiyorlar. Orada otlayacaklar işte e, Hayvan üretim de orada gerçekleşecek. Mandralarda süt yapacak, peynir yapacak ve kışın artık orada durulmaz hale geldiğinde aşağıya kimi zaman 1500-2000 rakımda olan yerden ki işte 500'lük rakımlara inecekler. E, hayvancılığı belki de tanımlayan şu resim daha manidar. E, ot lazım bunlara, bunu yiyemez. E, bunu da zamanında beslemiş, bunları çetin koşullarda bu otu ona getirmesi lazım. Yani Tarımsal e, miras aldığımız tarımsal heritejde bunların hiçbiri yoktu. Değişen ekolojik koşullarla e, bu hale dönüştü. Ama gidişat şimdilerde de bir hayvancılıkla ilgili e, karbondioksit ayak izinde bunların önemli rolü olduğu gibi e, söylemler var. E, e, yaylaları görüyorsunuz. Benim atlamamak adına söyleyeceğim bir husus. Bir de komple göçebe hayvancılık var. Yani ikisinden farklı olarak sürekli aynı köyde kalmak, köyde e, yazın yakın yerlerdeki yay şeylere, meralara götürüp getirmek. İkincisi yüksek rakımlı yerlere çıkmak. Dördüncüsü e, işte burada söylediğim gibi yüzlerce, iki yüzlerce hatta üç yüz kilometre hayvanlarıyla beraber göç etmek. Bendeki bilgiye göre Diyarbakır, Elazığ oradan Bingöl'e kadar. E, bunların hepsinin aradıkları ot. Çünkü ot ucuz, parasız hatta. E, öbür türlü böylece bunu ete süte yüne çevirebilecekler. E, çeşitli taneler bunu anlatıyor. Resimlerimize devam edelim. Tabii ki gittikleri yerde üretimlerini de yapıyorlar. Bu sütleri peynire vesaireye çeviriyorlar. Organik tarım adı altında günümüz tüketicisi bunlara daha rağbet ediyor. Çünkü daha doğal daha e, yani entansif eşittir kötü, ekstansif eşittir iyi demek istemiyorum ama e, günümüzdeki gıda güvenlik unsurları ya da toplumsal anlayış e, bu tarz üretimi popüler kılmaya başladı. Onun içinde e, çeşitli örneklerini görüyorsunuz çeşitli yerlerden. Bakın e, şeyde e, tavukçuluğu ele alalım tarımsal herite içinde. Dünyanın her yerinde başlangıçta gösterdiğim grafikte tavukçuluk en önemli planda. Üretim artışı. Ama tavukçuluk hiçbir zaman e, Güney Batı Asya'nın yani Endonezya, Malezya, işte Vietnam. O jungle'ların hayvanıydı. Yani ormanlık arazinin. Sonradan bu bütün diğer kıtalara yayıldı. Ama en az yemle en çok hayvansal protein üreten canlı olarak biliniyor. İşte bu ilk zamanda bunun doğal yaşamı bu değil ki. Doğal yaşamı ...o daldan o dala atlıyor. Bunlar uçamaz. En yani fazla tepeden bırakırsan biraz kanatlarıyla aşağı inmeye çabalar. Bunun da artık günümüz üretiminde hibrit üretimi diye bir şey var. Bu da çok yanlış anlaşılıyor. Yani sanki doğaya müdahale gibi algılanıyor. Ee, öyle değil ama aslında. Normal genetik prensiplerin doğrultusunda... ...akrabalı yetiştirilmiş hatlar melezlendiği zaman... ...bu hibritlere aynı bitkisel üretimde olduğu gibi azmanlık gösteriyor. Ama her seferinde tekrar elde edilmek zorunda. Bu örneği niye veriyorum? Orijinal doğasında miras aldığımız tarımsal doğada tavuk böyle yetiştirilmiyordu. Bir cins avcılık yöntemiyle ama bunları bir araya alarak bunların yem ihtiyacını çünkü tavuk cüssece irileştiği zaman irileştiği şey ettir, proteindir. Onu yemle vermek gerekiyor. Burada bir çeşitli kafes içinde yetiştirme biçimleri görüyorsunuz. Bunu, buna ekstan, bu birkaç balıkçılık da var da girmek istemedim. Onun da entansifi, ekstansifi var. Burada söylemek istediğim şu, e, şimdilerde ise tavukçulukta gezen tavuk modası çıktı böyle yerel dille konuştuğum için bağışlayın ama neticede toplumsal tüketici anlayışı bunu getirdi yani e, sabit yerde eskiden daha önce bu iyi hali tavukçuluğu daha önce kafeslerde yetiştiriliyordu iyi kötü amacını aşan bir kelime kullanmak istemiyorum. O zamanın ruhunda öyle bir yetiştirme biçimi vardı. Daha az hareket etsin, daha az alanda dursun, daha çok ucuz olsun. E, şimdilerde e, bir takım bu e, kapalı alanda durmanın hayvanda strese yaratacağı, o stresin de ürünlerine ve bileşimine yansıyacağı, onun da insanların e, işte hormonal yapısında bir takım sorunlara yol açacağı kaygıları nedeniyle burada da bir dönüş başladı. Ama her şey insanlara yeterli miktarda onların satın alabileceği tarzda gıda üretimi odaklı. E, bu da bir bakıma bakın kafesler içerisinde yem ihtiyacı olduğu zaman yem hayvanın ayağına getiriliyor. E, burada da koyunlar yeme gidiyor. Yani tarımsal miras usulünü en çok koruyan tür bu durumda e, koyun. Çünkü hala daha meraya dayalı. E, o, o şekilde daha yararlı olabiliyor. Burada bir takım Türkiye'mizden bu Tarım Bakanlığı'nın Biyoçeşitlilik isimli bir eserinden açık kaynak olarak altında e, literatürü veriliyor. İpek böcekçiliği üretimini görüyorsunuz. Hani evcilleştirme ve ırkların yayılımı anlatıldığı için oraya alana girmek istemiyorum. Ama İpek böcekçiliğinde İpek'in de, de ana yurdu bura değil. Marka Polo'yu anımsayalım. E, bu İpek yolunun Türkiye'den geçmesinin, Anadolu'dan geçmesinin, e, yarattığı stratejik önemi ortaya alalım. Şimdilerde tekrar bu ihya edilmek isteniyor. Yani ticaretin akış yolu olsun. Bu yol sorun olunca çarşiflerin ümit burnunu buldukları işte ya da e, Hindistan'a vardım zanlıyla Amerika'ya gittiklerini biliyoruz. Her yeni teknoloji orada, burada biraz daha geleneksel usullerle yetiştirilen ipek böcekçiliğinin işte bildiğiniz gibi ısıtıyorlar içinden kozayı alacaklar. Türkiye'de bu anlamda üç çeşit önemli tarımsal miras var. Hatay sarısı, işte e, Bursa beyazı gibi. E, diğer e, şu anda çok az miktarda kaldı. Geleneksel usullerle sürdüren örnekler görüyorsunuz. Halbuki bir zamanla Bursa'daki Kozahan'ı hatırlayınız. Merkezi oraydı. Sentetik elyaf buna problem oldu. bakın burada e, sanki komut almış gibi e, sağım anında koyunlar bir araya geliyor. Orada bir yemlik benzeri bir şey var. İki taraftan gelince, sağımları da sırayla yapılabiliyor. E, i̇şte burada bu alanlar koyunculuk olmazsa şu soldaki resimde hiç değerlenmeyecek alanlar. <laughs> Böylece bu hayvansal üretim, koyunculuk doğayı da kullanıyor. Yani bir cins doğal çim makinesi gibi. Fakat ondan da bir yarar elde ediyor. Fakat ondan da bir artı değer oluşturuyor insanlar için. Daha da önemlisi o insanlar o bölgede istihdam edilerek o bölge o anlamda iskan edilerek korunmuş oluyor. Bu boyutlarıyla bakmalıyız. Çeşitli e, burada sadece turistik amaçlı bir görsel göstermek amacım değil. Bu araziler hayvanlar olmasa nasıl değerlenecek? Bu şayette de değerleniyor. Memleketimizin şu durumuna bir bakarsak, Türkiye bu anlamda verimli hilalde bulunmak dolayısıyla e, FAO'nun daha doğrusu Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nün e, bu işi FAO'ya havale ettiği için e, bütün ona üye ülkelerde e, yerli hayvan genetik kaynaklarını koruma diye bir kavram ortaya çıktı. Bu ırklar yok olursa onların e, sahip olduğu bizim tarımsal miras olarak aldığımız bu ırklar da yok olursa tek ırka bağımlı kalırsak o zaman hayvansal protein elde gidecek. Bakın e, temel olarak e, bu dört numarayla gösterilen yerli kara sığır ırkı kısa boynuzlu ırklar olarak biliniyor. Avrupa'nın Eurok sığırına da köken olduğu söyleniyor. Şurada görmüş olduğunuz altı numarayla gösterilen boz Sitep sığır ırkı. Bu şimdi Romanya'yla işte Rusya ya da o Moldova arasındaki bölgede Podolia diye bir yer var. Podolia ırkının Osmanlı coğrafyasında buralar <laughs> aynı şeye e, ülkeye aitti. Oradan gelen ırklar. E, İtalya'da da Marginena diye bir ırk var. Kökeni gene bu. Şu bölgede bulunanlar Doğu Anadolu kırmızı ırkı. Şu Ardahan bölgesinde bulunan Zavot ırkı ki bu e, Gürcistan'dan ya da işte Rus döneminde burada bir süre Kars-Ardahan batım e, o bölgede işte işgalde kaldı. O sürede gelen Göçmenlere getirdikleri ırklar. Türkiye ırkları içerisinde Güneydoğu Anadolu kırmızısı var. E, Damasus ketil olarak da biliniyor. Türkiye'deki yerli ırkların içerisinde en yüksek süt verimli ırk. Güney Anadolu sarısı e, var burada. Bu da Dört Yol Adana Mersin bu bölgede. Altta gösterilmiş. Bakın Türkiye bir e, cümle yanlış olur mu bilmiyorum. Bir koyun ırkları cenneti. Yani burada keçiler ve şeyler var. Çünkü bu verimli hilala yakın. Çünkü Anadolu coğrafyasında kültürel miras olarak aldığımız en önemli unsur bu ırklar. Fakat bunlar menezlenerek yok oluyor. Yok olmak demek bir hastalıktan ölüyor falan anlamına değil. Bu çeşidin sahip olduğu, bu ırkların sahip olduğu genetik materyal de karışıyor. Oysa bunları sadece görsel amaçla e, muhafaza etmekten bahsetmiyoruz. Sürdürülebilir biçimde yararları anlatılarak tüketici de benimseyeceği biçimde sürdürmek e, arz ediliyor. Göçebe hayvancılık doğal kaynakların kullanımı ve arazi yönetimi açısından en etkin hayvancılık türlerinden biridir. Etkinlikten kastımız otları değerlendirmesi. Aynı zamanda dünya üzerinde bulunan düşük verimli mahsul üretimine uygun olmayan alanlardan en iyi şekilde yararlanmayı mümkün kılan oldukça sürdürülebilir ekonomik açıdan makul bir sistemdir. Sayın bitkisel üretim hocalarımız anlatmışlardır. İşte tarım yapılabilmek için belli bir arazi meyili olması lazım. Yani 45 derecelik açıda ancak sekileme, teraslamayla yapılabilir. E, ama buralarda koyunculuk değerlendirebiliyor o otları. Göçebe hayvancılık insanların hayvanlarıyla birlikte yaya olarak otlak ve su bulmak üzere coğrafyayı katlettikleri Transhumans yarı göçebe, tam göçebe hayvancılık bazı ekstansif otlatma sistemlerinin tamamını kaplayan bir terimdir. Eğer dikkat edildiyse ben önce ikiye ayırdım. Sonra da her kişi kendi bakış açısına göre bu hayvancılık birbirini birkaç açıdan tanımlayabilir. Bu cümle onu ifade etmeye çalışıyor. Yani üç boyut görebiliriz biz. Aylarca uzun mesafeler kat ederek gitmek, ot aramak, sadece yazın belli aylarında yüksek verimli yaylarına çıkıp geri dönmek. Üçüncüsü gene meraya gidiyor. Kapalı yerde durmuyor ama ahırın yakınında köyün ortak merasına gidiyor şeklinde üçe bölebiliyorduk. Göçebe hayvancılığının çevresel faydaları binlerce yıldır sahada denenmiş, test edilmiş ekoloji, ekonomi, besleme ve sosyoloji alanındaki araştırmalar bununla ilgili bu Pablo Manzona'nın bir eseri var. Ondan yararlandık kaynakta söylediğimiz gibi. İspanya'da da bu sürüyor. E, Fransa'da da sürüyor. Hani genelde bir takım yanlış okumalar var. Yani işte e, varsınlık ilerledikçe bunların tamamen yok olması yok öyle bir şey. Üretim hangi usulle sağlarsanız sağlasın. Çevreden yararlanarak sağlıyorsak o geçerli bir üretimdir. Yani e, bütün Avrupa ülkeleri ya da diğer ülkeler tarımsal mirasını korumak için hemen hepsini yerleşik hayvancılığa geçirmiyorlar. Hala sürüyor bunlar. Akdeniz gibi biyoçeşitliliği yüksek olduğu bir bölgede göçebe hayvancılık sadece biyoçeşitliği muhafaza eden e, otlatma ile ilgili ekosistem işlevlerini sağlamakla kalmaz. İklim değişikliğine karşı ekosistem adaptasyonuna da katkıda bulunur. Yani 15 yıl önce ufak ufak uzaktan gelen sesler şeklindeydi. Şimdi giderek Birleşmiş Milletler en son ülkemizin de meclisten geçirdiği oylamayla katıldığı küresel ısınmaya karşı bir anlayış oluşmaya başladı. İşte o tek yönlü yetiştirdiğimiz hayvanlar bu değişikliğin sonucunda uyamayacak. Bu işte sanki olumsuz gibi adettiğimiz göçebe hayvancılıktaki ırklar tekrar önem kazanacak. Çünkü o değişen koşullarda onların yaşamda bulunabilmesi, ayakta kalabilmesi, üretim verebilmesi daha mümkün olacak. Göçebe hayvancılık yangınların önlenmesi açısından da önemli bir maliyet yöntemlerinden biri. Otlatmanın doğa meralara bağlı olarak sürdürülmesi el değmeden bırakıldığında yangınlar için yakıt anlamına gelen biyokütleyi tüketmiş oluyorlar. E, kuru ot duruyor zamanında yeşil ot olarak yeseler bir ham madde olmayacak. E, ve Karbon açısından zengin arazilerin muhafazasını sağladığı ve yüksek karbon sabitleme tutma kapasitesine sahip ekosistemleri desteklediği için e, hayvanca e, bu hayvancılık iklim değişikliğine mücadelede önemli bir araçtır. Burada e, yerli ırklara hareketliliğe ve alanların ortak kullanımına bağlı olarak yaşamlarını sürdüren göçebe hayvancı toplulukların belki de en ayırt edici özelliği, Onları değişen iklim koşulları karşısında uyum sağlayabilir, dirençli ve esnek kılan, eklim değişikliğinin beraberinde getirdiği zorluklara uyum sağlayabilme kapasitesidir. Tüm bu nedenlerden ötürü yapılan yeni araştırmalar, sera gazı salınımının azaltılması için ekstansif hayvancılık faaliyetlerinin azaltılmasını öneren politikaların ters tepeceğini söylüyor. Biraz önce biraz daha sohbet diliyle söylediğim cümlelerin şeye, Bilimsel makalelere yansımış şekli. Ekonomik faydalar da göçebe hayvancılığın ya da tarımsal mirasta önemli bir unsur olan bu hayvancılık çeşidinin önem kazandığını görüyoruz. Tarih boyunca da Anadolu, yani bulunduğumuz kıta, bütün dediğim gibi verimli hilala yakın olmak dolayısıyla önemli bir şeydi. Evcilleştirme merkeziydi. Müzelerden. Hititler döneminden beri koyunculuğun yerleşik yaşama nasıl uyduğu ve yaşamın önemli bir unsuru olduğunu göstermek istiyorum. Kapital kelimesi İngilizce'de ya da Latin ülkelerde para, mal anlamına geliyor. Bizde de hayvanım var dediğimiz zaman malım var derler. Yani sermaye terekkümünde önemli bir unsurdur. Şimdi Ankara keçisi Orta Asya bölgesinin bizdeki çok bilinen adıyla Keşmir keçisi. Bu Orta Asya'dan işte göçlerle Anadolu'ya gelen Anadolu'yu yurt edinen atalarımız beraberlerinde özellikle Süleyman Şah'ın da bunu getirdiği söylenir. Bu uzunca süre 13-14. yüzyıla kadar Orta Anadolu'nun başlıca ırkıydı. Cüsseleri küçük ve bütün dünya ülkeleri e, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde burayla ilgili şöyle söylüyor. Ankara'da diyor işte beş binlerce sof tezgahı vardır. Sof dediği bu Ankara keçisinin diğer keçilerden, kıl keçisinden farklı olarak e, daha yumuşak bir yapısı var. Ama o yumuşak yapının altında da tarakla tarandığı zaman ince kıllar var yapağların ya da kılların kalitesi bu her bir telin biz buna elyaf diyoruz, lif diyoruz inceliğiyle ölçülüyor. 25 mikron en kıymetlisi. Koyunda da böyle ölçülüyor, keçide de. Benim şimdi söylemek istediğim o uzunca bir dönem başka ülkeler yani çeşitli elçiler gelip gidiyordu ülkeye bizden de oraya. 16. yüzyılda Avusturya elçisi Baron Busbeck'in İş Bankası yayınlarından yayınlanan bir kitabı var. Orada diyor ki işte Sultan Kanuni Sultan Süleymanla görüşecek. Ee, i̇şte Sultan Sefer'de biz beraber gidiyoruz. Sen de Amasya'ya doğru gel. Orada görüşürsünüz diyorlar. Ee, seyahat anılarını yayınladı. Orada yanında Melikor diye bir ressam da var. Her gördüğü resimleri e, Avrupa'da Osmanlı'yı tanımaya yönelik ilk kitaplardan biriydi bu e, keçinin nasıl e, kırkıldığını Ankara'daki evlerde nasıl e, yumuşak kumaş haline getirildiği Özellikle de tarakla tarandığı zaman yani bir tane hayvandan bir keçiden 50 gram 100 gram çıkıyor o işte muhayir dediğimiz ince yani keşmir kılına benzer yapı o e, o, e, o mesela ancak 30-40 tane keçiden alınan alt kıllarla Kaliteli bir atkı ya da eşarp ya da neyse bir şey yapılabiliyor. Ee, hele paltosu daha kıymetli. Batı ülkeleri bunlar hep götürmek istiyorlar. Fakat o koşullara uymuyor. Uzunca bir sürede bölge bunu vermiyor. Yani e, işte biz giderse bizim tezgahımız da bitecek falan. Daha sonraki çeşitli kapitülasyonlar veya e, yapılan anlaşmalarla İngilizler istedikleri zaman da vermiyorlar. Yani kaçak yollarla bu hayvanlardan temin edilip Güney Afrika'ya hatta daha sonra resmi kanuni izinle Texas'a götürüldü. Oradaki üretim gelişti modern hayvancılık prensiplerine uydukları için. Daha önce Türk tüccarları Floransa'da ya da Nice'de birolar açıp bu ürünleri satarken bu yeterince hayvancılık prensibine uyulmadığı yani geçmişten miras olarak aldığımız bu ürkün önemi kavranıp gereği yapılmadığı için bir anlamda da akrabalı yetiştirme etkisiyle verimleri geriledi. E şimdi çiftçi de bak et, et, et e, insanlarda şu anda günümüz tüketicisinde bu et tüketimine karşı da bilmemekten ya da çocuklukları boyunca başka unsurlar altında yetiştiklerinden o ete de karşı da bir talep olmayınca sayı azaldı. 3-4 milyondan 140 bine düştü. E, bu arada o şeyin Baron Busbeck'in anılarında şöyle diyor. Ankara civarında diyor şöyle koyunlar gördüm diyor. Kuyruklarını taşımak için e, seyyar arabalar koyuyorlardı. Benim bu söylediklerime inanmayacaksınız diyor. Ama gerçek bu diyor. Daha sonra ünlü teknik kitaplarında da buna benzer örnekler veriliyor. Bu örneği niye veriyorum? O zamanlar için margarin yok, diğer yağ yok. Koyunun kuyruk yağı itibar konusuydu. Çünkü onu beslemede kullanıyordu. Ne kadar yağlı kuyrukluysa yetiştirici de ona göre seçiyor. Ama yet, değişen zaman içerisinde bir takım bu lehazalarla bu yağın işte bitkisel yağla da rekabet edemeyerek ya da diğer e, margarinle rekabet edemeyerek önemi azaldı. Sonra da kimse yağ istememeye başladı. E, tabii her şeyin aşırısı problem. Ankara keçisine ilişkin bunu söyleyebilirim. Ülkede bir girişimci bunlarla ilgili tesis açmak isteyip bulamayınca Çin, Moğolistan sınırındaki bir yerden tedarik edip Türkiye'ye ham madde geliyor ve bunlar e, ürüne değeniyor, de, e, değerlendiriliyor. Aynı durum koyun ırkları için de geçerli. Yapağa naylonla rekabet edemeyince ya da insanlarda bu bilinç uyanıp o yönde tercih olmayınca o zaman e, koyunun yapası para etmeyince koyun değer kaybetti. Tüketici başka alanlara dönüşmek istiyor. Diyor ki tamam ben filancılıkla melezliyim. Benim bu koyunum e, kesildiği zaman karkas ağırlığı 40 kilo. Halbuki melez dersem 80 kilo olacak. Ama o özgün genetik değer gidiyor. E, vatandaşı bununla suçlayamayız. Gelirini maksimize ediyor. Şimdi son 15-20 yıldır ülkemizde Tarım Bakanı dahil bunları korumak için primler veriyor. Saf yetiştirilmesi için. Genetik özdek kaybolmasın diye. Bu kısa süre içerisinde söyleyecekleri bunlar bizim Anadolu Mandas'ın sayısı da Türkiye'de bir bir buçuk milyonken sonradan bir 84 bine düştü Tarım Bakanlığı'nın ve bir takım kuruluşların parasal destekleri yani yerli hayvan okunu yetiştirirsen ilave para vermekle tekrar sayıları 200 bin civarına çıktı e, e, tartışmalı bir konu e, bunun sütü yüzde 8 yağlı kuru maddesi daha fazla acaba iki ton süt veren ya da bir ton süt veren manda sütü mü daha kıymetli yoksa sekiz ton süt veren fakat maliyetinin kaç olduğu bilinen sığır şeyi mi sütü mü e, verimlilik açısından bunlar daha verimli çünkü e, kabayı mı sadece kullanıyor e, bazı ırklarımızdan bazı resim. bunlar işte güzel yurdumuzun çeşitli e, şeyleri mesela Ankara keçisinin Renkli olanına renkli Ankara keçisi deniyor. Bu bu işte meşhur siirt batları. Bu da siirt bölgesinde daha çok. Ama Orta Anadolu'ya gelince beyaz onlar. Yerel ırklarımızdan bazıları, mesela arı ırklarımız Kafkas arısı diye. Hani atalarımızdan miras aldığımız tarımsal miras anlamına söylüyorum. Ee, çevrenin hayvan çeşitliliğine etkisi anlamında söylüyorum. Kafkas arısı o bölgede kış uzun sürdüğü için e, çok kısa bir bahar döneminde kısa sürede daha çok polen, şu bu toplayıp gıda yapması lazım. Bunun için de dilinin uzun olması lazım. Bu şu andaki e, işte Kafkas arısının özelliği bu. Bunu başka yerlere götürdüğü zaman hani he, o çevre koşuluna uymuş olan hayvan uyamayabiliyor. Ya da buraya bazen İtalyan arısı ya da başka arıları getirmek isteniyor. Bu arıcılık on binlerce yıllık bir adaptasyon sonucu yerleşmiş ırklar bunlar ee, ırk değiştirmekle olmuyor diyor sevgiler sunuyorum.